24 saat esasına göre görev yapmaktayız. 15 personelimiz var. 5 aracımız var. Günlük faaliyetimiz olarak sabah erkenden spor faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra hazırlıklarımızı yapıp hazır bir şekilde bekliyoruz. Herhangi bir kaza, yangın, başka bir afet, sel, her türlü olayda müdahale etmek için 24 saat personelimiz hazır beklemektedir. Ben Ayşegül Karaboğa, İğdir İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Yaklaşık bir yıl oluyor. Burdur Altınyayla Mehmet Turul Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Stajımı İğdir İtfaiye Müdürlüğü'nde gerçekleştikten sonra burada görevime başladım. Burada 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Ben Hikmet Demirtaş, İğdir İtfaiye şoförüyüm. Gönüllü çalışıyorum itfaiyede. Bütün yangınlara, kazalara canla başla mücadele için çıkış yapıyorum. Mehmet, soyadım Gül. 8 senedir İğdir Belediyesi'nde hizmet vermekteyim. 2 yıldır itfaiyede şoförüm. 7/24 hazırız. Hazır kıta bekliyoruz. İğdir'imiz olsun, tüm Türkiye olsun. Her zaman hazırız. Benim ismim Mustafa Demirtaş. Er olarak görev yapmaktayım. İtfaiyede görev yaparken ani bir görev çıktığında bir yangın olsun, kaza olsun, bunlara göreve giderken tabii biz de burada heyecanla bir şeyle gidiyoruz. Giderken de oranın kaza yerini, yangın yerini tabii burada gözlerimizde biz canlandırarak, hayal ederek gidiyoruz. İtfaiye eri Mustafa Şenol. Ortalama 5 yıldır itfaiyede çalışmaktayım. 112'den gelen ihbarlar üzerine trafik kazası olur, yangınlar olur veya hayvan kurtarma olur. Çeşitli görevlere gidiyoruz. 7/24 kuralına göre çalışıyoruz burada. Ben Metin Başgül, İğdir Belediye İtfaiyesi'nde çalışıyorum 10 yıldır. İşimi severek yapıyorum. İtfaiye eriyim. Gece gündüz her zaman hazırız. Halil Üstün yanı, ev yangını. Yangın 3 elementin bir araya gelmesiyle oluşan istem dışı ateş sistemidir. Yanıcı madde, yakıcı madde, oksijen. Bunun üçü bir araya geldiği zaman istem dışı yangın meydana geliyor. Bunu söndürmek için bu elementlerden bir tanesini ayırmamız gerekiyor. Bizim soğutmayla yaptığımız söndürmede biz oksijeni ayırıyoruz. Yanıcı madde,
yanmasını engel oluyoruz. Tatbikattaki yaptığımız gibi suyla soğutarak yangının kontrol altına alınmasını sağlıyoruz ve bir müddet soğutma yapıyoruz. İlla ki yangınlarda bu üç elementten birini ayırmadıktan sonra yangın sönmüyor. Yanıcı madde, yakıcı madde ve okşen. Biz okşeni keserek müdahale yaptık şu anda, söndürdük.